Tekrar merhaba sevgili dostlar. İnsanın kendini dönüştürme yolculuğundaki 8 adımdan bahsediyorduk. Önce dedik niyet, harekete geçirici karar. Sonra dedik gayret, devamlı çaba, devamlı harekete geçme, devamlı zorlukları aşmayla ilgili bir çalışma rutini belirleme. Ve şimdi geldik, işte o zamanı geldiğinde atabileceğimiz büyük adımın yani cesaretin ne olduğunu anlamaya. Şimdi cesaret bizde Arapça kökenli bir sözcükle karşılanıyor. Ee, i̇şte Arapçadan geliyor kelime. Casara diye bir kelimeden geliyor. Böyle bir yar gibi, dere gibi bir şeyi atlayarak aşmak. Kelimenin bize taşıdığı anlama dikkat edin. Normal yürüyüşle geçebileceğiniz bir yere geliyorsunuz. Yani rutin yürüyüşünüzü yaparken bir engel, bir durumla karşılaşıyorsunuz. Onun için bir itme, bir zıplama, bir sıçrama yapmanız gerekiyor ki yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi cesara kelimesinden aldığımız bu cesaret bize çoğu zaman korkusuzlukmuş gibi gösteriliyor ya da öyle anlatılıyor ya da biz öyle yanlış anlıyoruz. Halbuki mesela derenin üstünden ya da bir yarın üstünden atlayabilmek için önce o yarı görmeniz, onun içine düşmenin bir sorun oluşturacağını ya da sizi yaralayabileceğini fark etmeniz ve bunun bilincinde olmanız gerekir. Ve gerçek hayatta da gerçekten cesaret dediğimiz şeyi ortaya koyabilmeniz için bir tehlikenin, bir sorunun, bir riskin var olduğunu görmeli, her insan gibi doğal olarak ondan korkmalı ama o korkuya karşı adım atabilmek üzere bir karar alabilmelisiniz. İşte cesaret korkunun varlığında, belirsizliğin varlığında oraya doğru adım atma kararı verebilme yetisine verdiğimiz bir isimdir. Tekrar ediyorum korkacaksınız. Korku olmadan cesaret olmuyor. Ama o korkunun üzerine adım atmaya karar verdiğiniz zaman cesaret dediğimiz özellik ortaya çıkıyor. İngilizcesinde de courage dediğimiz bir kelime var. Courage'ın da İngilizce'deki etimolojik kökeni core diye bir kelimeden geliyor. Core, yürek demek aslında. Biz de kullanıyoruz ya yürekli falan gibi. Yürekten gelen, yani bir şekilde akli olan değil de hadi gayrı yap bunu diyen bir hissin ortaya çıkışı olarak yorumlanıyor. Ve yine normal rutin, günlük yürüyüşlerimizle aşamayacağımız engeller için kullanılıyor. Peki biz e, her canımız istediğinde niye cesaret edemiyoruz? Cesaret etmek niye bir problem? Birincisi, e, yaklaşık 5-10 yıl önce Stanford Üniversitesi'nde araştırma yapan bir araştırıcı ki kendisi şu anda internette oldukça meşhur bir isim. Andrew Huberman, o ve arkadaşları beyindeki cesaret devresi diye bir devre keşfettiler ve bu bulgu o zaman benim de çok ilgimi çekmişti. Ee, kitaplarıma da yazdım, özellikle ilk defa galiba insan adaklı liderlik kitabında bundan bahsetmiştim. Ve bu cesaret devresi denen şeyin beyinde nasıl çalıştığını anladığımızda gerçekten cesarete bakış açımızda çok enteresan bir şekilde değişiyor. Zira size bu videolar boyunca anlatmaya çalıştığım anlatının aslında çıkış yerlerinden bir tanesi bu küçük ama önemsizmiş gibi gözüken. Fakat çok çok önemli olan buluşla alakalı. Benim için en azından düşünce orada başladı. Nedir efendim cesaret devresi? Biz biliyorsunuz beynimiz ne yapıyor? Duyularımızı alıyor, değerlendiriyor, sonra onlara dair bir davranışsal çıktı üretiyor. Beynin işi bu. Hareketleri kontrol etmek, duruma göre uygun hareketleri yapmak. Beynimizin tam ortasında talamus dediğimiz bir santral var. Talamusun işi gelen bütün duyuları almak ve bu duyuların beyinde hangi bölgelere gönderileceğine karar vermek. Mesela gözümüzden gelen veri talamustaki bağlantılar sayesinde görme ile ilgili beynimizin arka tarafındaki beyin kabuğu bölgesine gönderiliyor. Bir nevi bir taksimat istasyonu. İşte o relay station diye de geçiyor İngilizce kaynaklarda. Şimdi siz bir veri aldığınız zaman beyninizin her tarafı bunun değişik kısımlarını işliyor elbette. Mesela işte görme ile ilgili bir kısım varsa arkası, işitme varsa şakaklardaki loblarınız vesaire işliyor bunu. Ama bir de işin bilişsel kısımları var. Mesela bu gördüğümüz şey bizim için ne anlama geliyor, tehlike içeriyor mu ya da bir fırsat, besin, üreme şansı bilmem ne bir şey var mı içinde gibi. Böyle analizlerin de yapılması lazım. Bu analizleri de genellikle beynimizin ön tarafı ağırlıklı olarak yürütüyor. Şu alnımızın hemen arkasındaki bölge. Ve talamuz aldığı verilerden uygun beyin bölgelerine gönderdiği bu uyarılar arasından bir kısmını da beynin ön kısmına gönderiyor. Fakat bazı uyarılar da var. Acil önlem almanızı gerektiriyor. Bunların en başında da korku duymanız gereken şeyler. Risk yaratan, hayatınızı tehlikeye sokabilecek, besininizin elinizden gitmesini sağlayacak falan durumlar olabilir. Bunların hepsi tespit edilip bu sefer ön beyne değil, acil olarak beynin şakak loblarının içinde yani biraz da aşağı bölgelerde bulunan Amigdala dediğimiz stres merkezine gönderilmeli. Şimdi Talamus'ta ilginç bir devre keşfetti bu arkadaşlar, Stanford'daki ekip. Bu bir anahtar gibi görev alıyor ve bu anahtarın işi şu. Dışarıdan bir veri geldiğinde bu veri işleniyor ve bu anahtar şuna karar veriyor. Ben bu veriyi ön beyne mi göndereceğim yoksa amigdalaya mı göndereceğim? Ön beyne gönderirse eğer ön beyin bu konuyla ilgili değerlendirme yapıp bir aksiyon üretilmesini sağlıyor. Eğer amigdalaya gönderirse bu işte daha önce stres konusunda çok çok bahsettiğimiz savaş kaç ya da don şeklindeki üçlü reaksiyonla ortaya çıkan stres tepkisini tetikliyor. Yani veri amigdalaya giderse strese giriyorsunuz, öne doğru giderse harekete geçiyorsunuz. İşte beyindeki stres, aksiyon alma arasındaki anahtarı oluşturan yer beynimizin aslında cesaret anahtarı. Ve biz gelen bir veriyi eğer değerlendirip bundan uzak durmam lazım, asla yapamam, bu yaştan sonra gözünü seveyim, ben kariyer sahibi bir insanım, hayatta düğünde çıkıp oynamam falan filan gibi değerlendirmeler yaptıysa hemen pıt amigdala bölgesine gidiyor. <laughs> Sevdin sen bunu. Amigdala bölgesine gidiyor ki yok ben almayayım. Ben hayatta yapamam, olmaz. Pısırıp bir köşemizde kalıyoruz. Ama bu devre tutup da beynin ön tarafına bunu gönderirse o zaman diyorsun ki benim bu konuda bir şey yapmam lazım. Çıkar oynarım arkadaş, yaparım bunu. İşte bu konuda bir adım atmam lazım ve atıyorum. İşte bu falan diyebiliyorsunuz. Peki bu anahtarın neyi nereye göndereceğini nasıl belirliyorsunuz? Sinaptik plastisi de dediğimiz 2000'li yılların başından beri anlatı anlatı dilimize tüy biten bir durum var. Beynimizin ne yönde çok çalıştırırsak beyin o yönde gelişiyor. Hangi devreler çok çalışırsa o devreler gelişiyor. Az çalışan devreler ise yavaş yavaş körelip etkisini kaybediyor. Yani biz niyet ettikten sonra devamlı gayret ederek ufak 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 hamlelerle beynimizin devamlı aksiyona giden devrelerini çalıştırırsak eğer bir süre sonra bu aksiyon devreleri çok daha hızlı, çok daha mahir, çok daha bilinç dışı çalışabilir hale geliyor. Ve biz gerektiği zaman yani riskli bir durumda adım atmamız gerekiyorsa işte bu anda çok da sıkıntıya girmeden rahatlıkla bir cesaret adımı atabiliyoruz. Ama bir şey istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Hatta onunla ilgili ufak tefek de bir şeyler yapıyoruz ama hep böyle bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Çünkü şunu yaparsan başıma bir şey gelir. Fıt, amigdala devresi. İşte şöyle yaparsan bana ne derler? Fıt, amigdala devresi. Ya işte daha önce yaptılar, hiçbir kimse beceremedi. Amikdala devresi derken Oturduğun yerde amigdala devresi böyle ağaç gövdesi gibi oluyor. Ön taraftaki devreler sararıp soluyor, kuruyor, kalıyor. Sonra da efendim önüne bir fırsat geliyor. Yok 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 bu benlik değil ben almayayım. Falanca işim bitsin ondan sonra bakarım falan filan diye erteleme modlarıyla kaçınmacı davranışımız maalesef bizde bir hal haline geliyor. Dolayısıyla beyindeki bu cesaret devresini niyet ettikten sonra devamlı gayret ederek aslında kuvvetlendirmiş oluyoruz. Ve zamanı ve yeri geldiğinde de işte o cesaret sıçramasını yaparak daha önce hayatımızda hiç yapmadığımız bir şey yapmış oluyoruz. Cesaret hayvanlarda görebildiğimiz bir davranış değildir. Sadece insanda görebildiğimiz bir davranıştır. Çünkü eğer bir sirk hayvanı değilse, özel bir işkenceyle bir öğrenme sürecinden geçmemişse hiçbir hayvan durduk yere riskli bir duruma karşı adım atmaz. Ben yani orada bir işte çok aç değilse ve besin yoksa ya da ne bileyim güzel bir dişiyle çiftleşme şansı falan yoksa işin ucunda canlar riske girmezler. Hepsi çok korkaktır biliyorsunuz. En ufak bir değişiklik olunca, beklemedikleri bir şey olunca ürker ve kaçarlar. Ama cesaret devresi sadece insanda gerçekten işin ucunda bazen ölüm olduğunda bile adım atmasını sağlayacak kadar kuvvetli olabilir. Arka planda motivasyon dediğimiz o nedensel zincirle sürekli çalışan gayretin kuvvetlendirdiği devreler sayesinde bazı insanlar bize gerçekten insan üstü gelen bazı şeyleri yapabiliyorlar. Ama güzel haber şu ki onlar sadece özel insanların yapabildiği şeyler değil. Gelişebilir ve her an değişmekte olan bir beynin direksiyonunu elinize aldığınızda sizin de belli bir zaman sonra istediğiniz yönde geliştirebileceğiniz bir beceri. Cesaret adımını attıktan sonra ise bütün cesaret adımlarının ortak özelliğidir bu. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmaz. Çünkü daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapmış bir insan olarak artık farklı şeyler deneyimlemeye hazır, farklı bir bene doğru adım atmış yeni bir kişisiniz demektir. Bundan sonraki adımlarda cesaret adımının arkasından başımıza neler gelecek biraz ona bakacağız.